Ben kendim için gideceğim. Kendim kafamı toplamam lazım. Çok yoruldum çünkü. Gerçekten yani... İyi, Şile'ye gitme, Ava'ya git. Şile'yi bilmiyorum çünkü yolunu. Ava'ya git. Tamam mı? Ben Şile'nin yollarını bilmiyorum. Kaybolur, başına bir şey gelirse ararsın beni en azından. Tamam mı? Olur. Şile'ye gitmem, Ava'ya giderim. Öyle ya. Bak yüzün güldü birazcık. Üzülme bu kadar. Tamam mı? Fidan'ı ne Cansel'e ne de Emre'ye bırakacağım. Sen merak etme. Kim geldi? Burada ne işi var ya? Neyse, buranın tadı kaçtı. Her yerden çıkıyor. Burada öyle şaşırırdım. Ben gidiyorum. Görüşürüz sonra. Naber? Hayatım. İyiyim. Hayırdır? Gökhan'ın partisi var. Onun için süslenmeye geldim. Gökhan'ın partisi? Hı, ne evet. Zaman? Bugün. Aa. Aynen. Sitemiz böyle. Evde yüksek katlı, çok ferah. Beğendin mi evi? Ya aslında güzel ama benim hani diğer sitede bir tane daire gösterdin ya, o daha çok hoşuma gitti içmesine. Ya evet ama bu birazcık daha ferah bir ev bence. Yani yüksek katlı olması çok iyi bir şey. Bir de bu sitenin bir artısı var. Ne gibi? Ben burada yaşıyorum. Senin bu esprilerini ne yapacağız ya? Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Benim binamda yer olsa gerçekten orayı kiralamanı isterdim ama inan bana bu siteyi çok seveceksin. Yani senin binan hangisiydi? Ben bu binadayım. Arkamızdaki binadayım. Ya dediğim gibi senin hatırlasın da güzel aslında ama diğeri daha çok içmesinde. Bilmiyorum ya, karar vereceğim ama kafam çok karışık. Ama heyecanlıyım da yani, sonuçta yeni ev tutacağım falan. İlk defa ayrıca tek başıma yaşayacağım. Bilmiyorum. Bence burayı çok seveceksin. Ve bir şey söyleyeceğim. Bu akşam bir şeyler yemek ister misin? Bu akşam, ya bu akşam arkadaşlarla toplanacağız, bir şeyler yapacağız. Yani istiyorsan sen de gel ama. Olabilir aslında, güzel olur. Gelirim ben. Yani tanıştırmış olurum sonuçta. Görüşüyoruz sürekli. Harika o zaman. Bir dakika, Nur arıyor. Alo. Efendim canım, ne oldu? Nur bir sakin olur musun? Tane tane konuş, anlayamıyorum. Panik yapma. Üf, yine mi? Tamam. Tamam canım, sen sakin ol. Ben ev bakıyordum. Hemen çıkıp geliyorum, tamam mı? Tamam. Tamam canım benim. Tamam, hadi. Hadi. Tamam, hadi. Bırak ağlamayı. Bir sorun mu var? Acil Nur'un yanına gitmem lazım. Gene herhalde bir sorun yaşamışlar, bilmiyorum. Ağlıyor, çok kötüydü. Tamam, bu taraftan çıkalım. Vay, 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 artık ne yapayım? Merhaba. Hoş geldin kardeşim, hoş bulduk. Ne haber? İyi, sağ ol, sen ne yapıyorsun? Nur nerede? Nur evde, çocuğa bakıyor. Niye getirmedin Nur'u? İşte gelemedi, Asel var ya. Ben de kısa süreli geldim ha. Cansel'i getirdim, yalnız gelmesin dedim. Bir de uğrayayım size selam vereyim dedim. Abi kardeşim. Ne var ne yok? Eyvallah, sen ne yapıyorsun? İyi, hoş geldin. Gel şimdi. Gel geç, buyur geç. Batu. Ne haber? İyi, senden ne haber? İyi. Sen de mi buradaydın ya? Evet, ne işin var burada? Ne işin mi var? Batu'yla konuşuyorlar. Yani Cansel'i getirdim. İzledik zaten. Benim de yakın arkadaşım. O davet etti. Öyle geldik. Hadi ya. Aynen. Seni arkadaşınız gördüğüme yani. Sevindim ama. Öyle mi? Aynen. Sağ ol. Bir daha görüşemeyeceğiz diye düşünmüştüm ama. Yok ya, biz öyle Nur'la konuştuk. Nur'la konuştuk biz. Yani düşüneceğiz dedik. Nur da seni çok sevdi aslında. Bir sıkıntı yok yani, öyle düşünmeni gerektirecek bir sebep yok. Biz yanındaki abla yani biraz daha böyle... Seni daha sıcak bulduk, öyle söyleyeyim. Anladım. İnşallah olur ya, sevinirim. İnşallah. Biz de seviniriz. Asel'in fotoğrafını da gösterir misin? O gün uyuyordu ya, göremedim. Göstereyim. Çok tatlı kızım var. Bak. Ya çok tatlı. Aynı babasına benziyor. Benziyor değil mi? Evet. Herkes aynısı. Benzetiyor. Çok güzel. Maşallah. Ağza bak ya. Yerim ben onu. Ya eğer çalışırsak
Tamam mı? Seversin artık. Severim tabii. Senden o enerjiyi de aldık yani. Ben çocukları çok severim zaten. Özellikle Nur aldı yani o enerjiyi senden. Özellikle Selena'yı seveceğim yani inanıyorum. İnanıyorsan problem yok. Biz de inanıyoruz sana. İnandık. Kurtan geldi. Ne haber, ne yapıyorsun? Hoş bulduk. Gel. Kurtan. Merhaba, Kurtan. Memnun olayım. Merhaba. Memnun olayım. Ya abi ya, her fırsatta beni köşe başlarına sıkıştırmayı bırak artık, anladın mı? Gerçekten ben bu durumda çok sıkıldım yani, hiç şey yapmıyorum. Geçme Gökhan. Konuşalım. Seni zaten yalnız yakaladım. Hiç gerek yok canım benim. Çünkü ne zaman seninle konuşmaya kalksak biz problem yaşıyoruz yani, anladın mı? Ben artık bu durumdan çok sıkıldım yani. Bir merhaba demek istedim. Bu konulara hiç kim yok. Sağ ol, aleyküm selam. Merhaba. Sağ olasın. Mehtap Gökhan nerede? Öğrenmek istemezsin. Mehtap uzatma istersen. Hiç gerek yok bu işlere. Bak gerçekten hiç gerek problem yaşıyoruz. Anladın mı? Ya gerçekten problem ya yaşıyoruz. Sadece seni... Gerek yok yani. Hayatım. Bir dakika dinle beni. Bağırma, dinle beni önce. Anlatacağım. Çık insan. Sen bir çık dışarı. Senin burada ne işin var? Ne yapıyorsun Melek? Senin burada ne işin var? Sen kimsinle buraya giriyorsun? Sevgilin seni çağırmamış. Asıl senin öyle ne işin var senin ya? Senin sevgilimin yanında ne işin var? Ya sen bu öyle bir şeyle sen ne yapıyorsun? Aaaa! 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 Ne bu ne var ya? Aaaa! Çekil! Çekil! Ya ne yapıyorsun? Nereye ayırsanıza ya? Allah aşkına bir. Bak! Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun sen burada? Ne yapıyorsun sen? Sakın! Sakın bak! Sakın bir daha buraya gelme! Ne işi var bunun burada? Gel abi, gel. Sen bir kendine sakin, hakim olamayacak mısın ya? Ne yapıyor bu ya? Böyle bir şey olabilir değilim mi ya? Değilim. Bak bu insanlar şey burada. Ben çağrılmamışım. Sen bu kızla buradasın. Ben buraya niye davet edilmiyorum? Bunlar kendine sor niye davet edilmediniz? Nasıl kendini sor? Bu nasıl girdi buraya? Ben davet etmedim kimseye. Kim davet etti o zaman? Ben etmedim. Kim davet etti? Ya Allah aşkına bak. Bak gerçekten. Ben düzelsin diye uğraşıyorum ama sen izin vermiyorsun. Ya hayır git. Ne yaparsan yap ya. Kovdun mu? Sus bir ya. Kovdun. Sus ya. Bir sus. Kalk da yardımcı olsun bana. Hayır sus. Ne biçim arkadaşsın sen ya? Öf. Bu ne ya? Böyle şey mi olur ya? Kızlar geldi ortamı bastı. Diğerini dövüyordu az kalsın ya. Şaka gibi ya. Gökhan sevgilisinden. Çok gerildim bu ortamda gerçekten. Gökhan sevgilisinden tokat yiyordu neredeyse. Gökhan az kalsın sevgilisinden pis dayak yiyordu. Ama yemesi normal gerçi. Kocaman boylu bir kızla beraber olursa dayağı da yer orada. Arada tabii. Kaynadı tabii. Az kalsın kaynıyordu. Tokat o da yiyecekti. Sen utanmadan misafir olarak geldiğin evin sahibiyle dalga mı geçiyorsun? Ne geriliyorsun ya? Sakin kardeşim. Bir saniye karışma sen ya. Kardeşim. Getirmişsin zaten böyle bir buraya. Tamam mı? Oturmuş. Ev sahibiyle Gökhan'la falan dalga geçiyor. Emre, sakin ol ya. Sakin olur musun? Ne diyorsun Can sen? Ortamı yumuşatmaya çalışıyor. Şu an sen geriyorsun ortamı daha fazla. Bu şekilde mi ortam yumuşatılır? Ya sadece espri yapıyor. Ayrıca benim misafirim. Niye böyle dikleniyorsun ki? Senin misafirinse senin misafirin misafirliğini bilsin. Misafir olarak geldiği yerde ev sahibiyle bu şekilde dalga geçmeyecek. Ya dalga geçmek değil bu. Sadece konuşuyor birazcık, espri yapıyor. Bu kadar. Böyle konuların üzerinden espri yapılmaz Cansel. Ya ortamı yumuşatmaya çalışıyor belki. Nereden biliyorsun? Ya ortam böyle yumuşatılmaz ama. Hem ona bağırıyorsun hem bana bağırıyorsun. Ne oluyor ya? Sinirimi bozuyorsun. Hadi kalk. Hadi sen kal burada. Bas git ya. Gider sen git.
Yürü sen de. Sen ne bakıyorsun Mehtap? Ne, komik bir şey mi var? Niye gülüyorsun? Çok tatlısın. Sen ne yazık ki hiç tatlı değilsin. Keşke aynı şeyleri ben de sana söyleyebilsem. Sen çok tatlısın. Teşekkür ederim. Sen neyin bilirsin çocuğa mı? Yoksa Gökhan'ın evine yapılan terbiyesizliğe mi? Sen gitsene ya. Ya bir dakika sussana. Bu arada sizin aranızdaki olay nedir? Ya Mehtap, sıra bize mi geldi ya? Bravo. Zaten gergin bir ortam. Yok, sizin aranızdaki olayı çözemedim ben. Hadi Emre'yi, Cansel'i çözdüm. Sıra sizde hadi. Aranızdaki ya nedir? Sen aramızdaki olayı ne yapacaksın ya? Ha? Ortamı yumuşatmak için söylüyorum. Abi ortam zaten yeterince siz gergin. Siz arkadaş mısınız? Arkadaşız. Ve ben çok sıkıldım artık. Hadi as, kalk. Ortamın havası kaçtı zaten. Doğru söylüyor. Hadi. Bulunduğun yeri kurutuyorsun, farkındasın değil mi? Emre, bak. Çocuk Cansel'i gözümüzün önünde aldı gitti. Hadi gider ayak, kızı da kestin. Görmedim zannetme. Ne alakası var be? Cansel gidiyor arkasından, kızı kesiyor. Ne iftirası atacağım ya? Gözümle gördüm, az evvel de lafı soktu. Yani saçmalıyorsun Mehtapçığım, geldin. Emre. Oraya karıştın, oraya karıştın, bana karıştın, ona döndün, ona karıştın. Karışmadığın kimse yok. Kurtay'a sinirini benden mi çıkarıyorsun? Ya ne kurtana olan sinirimi senden çıkartacağım? Bas bayağı öyle işte, kurtaya olan sinirini benden çıkarıyorsun. Hem o kim ki yani, onu ben takayım. Sadece yaptığı davranış hiç hoşuma gitmedi, bu yüzden. O yüzden Cansel yüzüne bakmadan kalktı gitti. Ya sen ne sanıyorsun ya? Sana ne? Ben ne zannediyordum biliyor musun? Seni Cansel'le çıkıyorsunuz zannediyordum ama değilmiş demek ki. İster çıkarız ister çıkmayız, seni ilgilendirmez. He, çıkarsınız. Mehtap. Tamam. Seni hiç ilgilendirmez. Bak ne güzel oldu. Cansel gider gitmez kıza yazdım. Bunu da söylerim artık sağda solda. Allah senin diline düşüreceğine yemin ederim bak. Yazıklar olsun ya. Telefonu iki dakikanın hiç içinde iftira attın. Hiç uğraşamayacağım Emre. Biraz daha git. Alo. Uçurumun kenarına git. Belki düşersin aşağı. Emre. Dengesiz. Efendim Ela. Ne diyorsun anlamıyorum. Leyla, sorup durma. Evet, resmi gönderdim. Bırak şimdi resmi falan. Ortalık karıştı. Gökhan'ın evindeyim. Sorma neler var, neler ne dedikodular var. Hala fotoğraf diyorsun Leyla'ya. Allah aşkına sana diyorum ki ortalık karıştı diyorum. Kızlar birbirlerine girdiler. Cansel başkasıyla falan bıraktı gitti diyorum. Evet. Evet gönderdim. Ama senin gönlün olsun diye göndermedim o resmi. Böyle bir şey varsa ortaya çıksın. Zaten böyle bir şey yoksa barışırlar. Senin dediğin gibi ise zaten her şey biter yani. Ama senin dediğin gibi değilse. Tamam öğrendin hadi görüşürüz. Üf, alacağını aldın hadi. Üf, sonra konuşuruz diyorum. Fotoğrafı motorafı bırak şimdi. Burada kimse kalmadı. Ben gidiyorum. Hadi bay bay. Eve de konarsın sen. Ya sen iğrenç bir insansın ya. Gerçekten bak. Kendi düşüncelerini başkalarına empoze etmeye çalışma. Bize kaldık. En güzeli. İnsanlar gitmeyi tercih ettiler, ben de kapıyı gösterdim. İyi yaptım. Bıktım abi ya. Yemin ediyorum bıktım ya. Yani anlamsız çabaları görünce ben de şaşırıyorum kardeşim ya. Her şeye kavga, dövüş. Zannediyor ki ben Rabia ile birlikteyim. Ya ne bileyim ya. Aynen öyle. Enteresan. Meri'nin o tavırları... Yani seni kendine daha çok bağlayacağını sanıyor ama bence bu şekilde davranarak seni daha çok kaybediyor yani. Bıktırdılar beni, başka bir şey değil ya. Senin elinde de olmuyor bazen ya. İnsanlar
kendilerine tanınan sınırı haddinden fazla şekilde aşıyorlar kardeşim. Rabia'dan kurtulamıyorum. Tümör gibi kadın yani. Kopartıp attıkça bir yerden büyüyor. Aynen öyle. Melike, yani melek desen... Evlerden ırak diyeceğim de kanka, yanlış anlama ya. Yok, o da paranoyak. Yani. Sürekli benim Rabia ile bir şey yaşadığımı düşünüyor. Sürekli bir saldırı içinde kız yani. Sürekli ama bir atak içinde yani. Hep böyle. Ne bileyim ya, boşver. Millet niye gitti? Ben kovdum. Aferin. Burada da o çocuk da ileri geri konuştu. Ona da gerildim burada. Dalga şey geçiyordu falan. Cansel'in. Aynen. Arkadaşı var ya o emlakçı çocuk. Ne dedi? Ne yaptı? Ya işte kızların kavga etmesi falan, böyle onun komiğine gitmiş herhalde. Burada dalga geçiyordu ben döndüğümde. Gör görmez zaten sinirlendim, direkt dedim. Hayırdır dedim, sen kime dalga geçiyorsun falan. Sonra biraz zaten öyle ilerledi yani. Tanımam etmem. Bu da Cansel'in suçu yani. Tanımıyoruz. Adam burada ne işi var? Dalga geç ya. Ne diyeyim kardeşim? Ben de sinirlendim zaten kızın. Oluyor olabilir ha. İyi yaptın. Onu da gönderdin, iyi yaptın. Ya kızdım, Cansel karıştı, ona da kızdım. Sonra kalktılar, gittiler zaten. Hayır, o değil, Mehtap bile gitti ya. Mehtap'ın zaten olayı bu abi. Mehtap gelecekti buraya, karıştıracaktı. Anladın mı? Karıştıktan sonra da gidecekti. Zaten plan oydu yani. Aynen öyle. Beyler. Baş kardeşim, gel otur. Bu arada sen ne zaman gideceksin? Ben gitmeyeceğim kardeşim. Çağırıyorsun, sen de yıllar mı çalışıyorsun? Yok. Herkes bizi terk etti. Yani parti daha yeni başlıyor kanka. Adamın gelmesine bile şaşıramadım şu an, biliyor musun? Aynen. Abi neredeyin sen? Doğru, sanki saatlerde buradaymış gibi yani. Bana da öyle geliyor. Ne oldu, hayırdır? Kanka sen biraz erken geldin herhalde. Saat 12'den sonra başlıyor. Aynen. Nasıl erken geldim abi? Söylediğiniz saatte buradaymıştı. Erken gelmişsin. Abi dalga mı geçiyorsunuz ya? Kanka konseptli bir parti varmış. Oraya gitmeyi tercih ettiler bizim buraya gelmek yerine. Allah. Biz de böyle yalnız kaldık. Dalga mı geçiyorsun Emre? Yok be kardeşim ya. Anlattınız o doğru. Biz halaya başladık. Sonra halay başı vardı bir tane. Kapıdan çıktı, öyle başını aldı gitti. Daha geri gelmedi. Sen boş ver, bisküvit ye. Abi doğru düzgün anlatsanıza ya. Ben yemiyorum, diyet yapıyorum Emre. Bundan ye. Yok kardeşim, diyet yapıyorum ya. Yok yemesin ya. Öyle şeyler yemiyorum. Kavga çıktı kardeşim. Nasıl kavga ya? Ben benim kavgamı biliyorum da sonrasını Emre biliyor. Ben yok. Ya Gökhan'la Rabia içeride konuşurken melek geldi kardeşim. Beni dövdüler. Beni patakladılar az önce. Seni patakladılar. Arada bir tanesi bana yapıştırdı şurada da çözemedim kim olduğunu. Melek burada. Ne zaman? Melek. Gerekeni yapacağım yani. Melekti melek. Sonuç olarak abi hani ne Cansel var ne kimse yok. Evet. Olsun, biz bizeyiz. Üçümüz eğleniyoruz yani, öyle mi? Yeter kardeşim, niye yetmesin tabii canım. Bence yetmez ama gene de yapacak bir şey yok. Elde siz varsınız yani. Neyse abi, buraya eğlenmeye geldik. Bir şeyler çalalım, eğlenelim. Değil mi? Çal oğlum. Hadi bakalım. Ne çalacaksın abi, sorsana bir istek bir şey var mı diye ya. Ferdi Tayfur'dan bu kadeh senin şerefine Emmioğlu türküsüyle gecemize renk getiriyor. Çalalım. Bu kadeh. Bir dakika abi, ne çalıyorsun? Geldin, bir soruyorsun, oturdun. Ne çalacaksın? İçimden geleni çalacağım. İçinden geleni. İçinden. Şu anlattığınız şeyler üzerine. Çal baba. İstek şarkı yoktu ya. Anlattığınız çal şeylerle alakalı bakayım ne çalacağım. Verdiğim sözden böyle çabuk dönemem. Gideceğim.
çabuk denemem. Biteceğini bile bile devam edemem. Kaç kez yandı canım hasret acısıyla. Artık seni sevemem. Başlamam. Biteceğini bile bile bu aşka başlamam. Ne seni ne de kendimi ateşe atamam. Anla beni yaz aşkım. Başlamam. Biteceğini bile bile bu aşka başlamam. Ne seni ne de kendimi ateşe atamam. Anla beni yaz aşkım. Ki bu başıma gelen beni benden alıp götüren başlamam. Biteceğini bile bile bu aşka başlamam. Ne seni ne de kendimi